Kuzucuğum sence bu adam dünyanın en yakışıklı adamı mı? Değil tabii ki. Bu kahkahaya gerek var mıydı bu gülüşe? Yani... Bu müstehsi gülüşe gerek var mıydı? Bileyim, böyle bir soruya gerek var mıydı? Bir Mesut Bey yani bu dolandırıcılık yetmedi mi artık? Neymiş dünyanın en yakışıklısı ya? Hanımlar beyler, ben Deniz Mesut Süre. Paribu'nun sunduğu ilişki testi Kadıköy Duru Tiyatro'da Aslı ve Boran'la harikulade bir kalabalıkla alkışlarla başlıyor. Canımsınız be. Tamam. Hadi uğru olsun programın. Bunu yaparak başlayınca çok güzel geçer. La la la. La la la. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Aslı, sevgili Boran. Evet. 13 yıllık bir ilişki mi? 13 buçuk hatta. Nerede tanıştınız? Anlatmak ister i̇nternet. Misin? İnternet. 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 13 sene önceki internet... Explorer mı? Neresi? Explorer. E'ye bastım abi diye. Çift tıkladım, kadın çıktı. Facebook yok daha. Ya Facebook ülkeye yeni giriş yapmış, öyle diyeyim. Tamam. MSN'in sponsorlu bir site, böyle bir arkadaşlık sitesinde. Adı ne? Tavsiye etmiyoruz kimseye. Biz ismini unuttuk zaten de. Ya biliyorsun sen ismi, ne adı? Vallahi hatırlamıyorum. Ben o hatırlıyorum. Hah, söyle kuzum. Söylesin. Gayet net. Gayet net. Gayet nokta net. Ben hatırlıyorum. Bayağı. Var mı bunu hatırlayan yaşlı köpek? Vardı mı? Gayet nokta net. O amma mark hala var mı sizde? Bilmiyorum. Şu anda da var mı? Şu an. Amma reklamı yaptık varsa şu an. O yüzden isim vermeyelim dedim ama. Ver gitsin ya. Gayet netten kim kime yürüdü? Boran bana yürüdü. Valla ben yürümüşümdür ya zaten. Peki nasıl bir siteydi o? Fotoğraf motoraf var mıydı? Fotoğrafsız zaten yürünmez ki yani. Doğru. Fotoğraflara sadece vardı, evet. Yürürler. Anonim hesaplara yürüyen, belediyeye yürüyen var bu ülkede. Tabii canım, bilmiyorsunuz mu onu? Nilüfer Belediyesi'ne yürümüş adam. Kadın mısın, erkek misin diye belediyeyim diyor o da. Yani dalga mı geçiyor? Olur ya. Yani benim açımdan resim daha... Biz mesela Kepez Belediyesi'yle iki ay çıktık. Tamam. Ne yazdı yürüdü? Yani onu gerçekten çok net hatırlamıyorum. Ne olur ilişki testine gelirken bir şeyleri hatırlayın. Ne olur. Ama yani selam falan demiştir. Galiba profilime bakmıştı. Sonra ben onunkine baktım. Hani o kim kime baktı falan, onları görebildim. Nerede buluştunuz? Etlerde. Beşiktaş'ta. Beşiktaş'tan beni aldı. Yine ceviz lazım. Ceviz anasını satayım. Ceviz. Aynı şey. Demiyorlar da bir şeyleri aramızda konuşalım da acık hatırlayalım giderken. Abi Beşiktaş Belediyesi'ne ait zaten. Etiler falan, oraların hepsi Beşiktaş. Tamam. Ben Beşiktaş'ta çalışıyordum o dönem. Yani konuştuk aynı gün zaten, yemek yiyelim dedi. Acelem vardı benim biraz. Nereye yetişecektin? İşte yuva kurmaya. Bir an önce yuva kurmam. Çok yalan. Tamam. O zaman üst geçit vardı yani. Şimdi hani onun altında böyle bekliyordum. Arabayla geldi. İddiasına göre... Beni gördüğü anda demiş ki tamam, bitti. Ben buldum, bununla evleneceğim. Ben de hiç öyle bir şey olmadı. Kimseye inandıramadım ama öyle. Sende var oğlum, yalancı tipi var sende. Biz de inanmadık. Vallahi yalan değil. İşte ben kendimi inandırmışım ama... Tabii. Sen kendini inandırmışsın. Yani nereye gittiniz o gün? Etiler'de bir kebapçıya iftara gittik çünkü Ramazan'dı ve İftara. Ben uyuşluydum. Aynen. Allah kabul etsin. Teşekkürler. Gayet nokta netten iftara uzanan bir yolculuk. Nasıl oldu lan bu bir anda? Malzeme bol yani. Tamam. Ya ben oruçluyum deyince normalde hani hemen bir buluşma şey yapması benim çok hoşuma gitti. Kahve içelim diyemedim gündüz. İftarda buluşalım demek zorunda. O zaman kaldım. Seni iftara götüreyim dedi. Yani yemek yedik ve ben böyle çok rahattım. İkimiz de çok rahattık yani bir şekilde. Onun enerjisinden dolayı olabilir. Çok da acıkmıştım tabii oruçta tuttuğum için. Ne bulduysam yedim böyle bayağı. Beni fix menüye götürmüş kebapçıya. Yiyorum. Lüks bir kebapçı Etiler'de ama yani hani. Ondan sonra bana dedi ki iyi ki buraya gelmişiz. İyi ki seni dedi fix menüye getirmişim. Çünkü bayağı ocağıma incir ağacı dikecekmişsin dedi. Ben böyle bir yemek görmedim abi yani. 40 kilo insan oğlum, bu kadar yemek yer. Ama oruçlu kadın yani. Sahurdan beri yememiş. İlk defa oruçlu birini görmüyorum abi. Hani daha önce yerim. İftarlara katıldım ama böyle bir şey ben görmedim. Mesut Bey bu kadar hayvan gibi yiyin de yani. Oruç nedir? Açlıkla terbiye olmaktır. Bu ne tövbe estağfurullah. 4 günlük yedi ya. Anladım. Ya bayağı aramızdaki ilişkinin çok netleştiği bir an yani. Eve düşündün mü o gün? Yok. Günah bir kere zaten yani. Ramazan dedik. Yani Ramazan en azından iftarda başlamasın yani. İftardan Ramazan bitmesini bekledik. Tamam.
Biraz attın şu an ama neyse. Bayağı yalan söylüyorum ben. İnanmadık abi, yalancı sen. Sen konuşuyor bak, dikkat etsen kimse he diyor herkese. Bayağı şöyle oldu zaten. Çıktık kebapçıdan, böyle yürüyoruz, bir de kahve içelim falan. Yürürken şey dedi, benim evim de şu tarafta falan. Ha dedim, iyi güzel. Güle güle otur. Yönlendiriyorum yani. Hani, sen hemen eve çağırdın. Ha, eve gelmek ben istersen. Ben evci bir insanım gibi zaten. O yüzden evcisin. Beni evde tanımak lazım. Evde dışarıdaki tanımak. İstemiyoruz abi seni evde tanımak biz. Tavsiye ediyorum. Yani. ben istemiyorum. Tamam. Yani gitmediniz o gün, hemen. O gün gitmedim. Ondan sonra. Ama sence bu bir hata değil miydi? Hemen o gün eve çağırmak. Çağırmadım ki ben. Ya şöyle. Hatta geleceğim dedi, istemiyorum dedim. Adam inanmış bütün bunlara. Gidelim deseydim öyle poz şey yapabilirdim. Aceliz yok ya. Ne kadar ayıp olurdu ya. Evim burada dedim. Ya ben de burada oturuyorum dedi. Tamam dedim ben. Yerim de, yurdum belli. Yani onu anlatmaya çalışıyorum yani. Evet evet. Yok. Çünkü iyi bir profil çizmeye çalışıyorum. Amacım yuva kurmak olduğu için. Ben de nedense kendimi hiç tanıtıyorum. Ona inanmamışım yani. Hani bende de öyle bir amaç yok çünkü. Abi gayet nokta netten tanışıp iftara gidip hemen yuva kurmak istiyorum. Bu yani saçma bir üçleme yani. Tanışana kadar öyle bir niyetim yoktu. Ben Aslı'yı ilk almaya gittiğimde Beşiktaş'ta arabayla yaklaşırken gördüm, karşıdan ışıklarda bekliyordu. Gördüm, o anda bir hani o ilk görüşte bir şey olur ya, fotoğraf gibi değil. Yani gerçek o insanla karşılaştığınızı ki o hissettiğiniz şeyden ötürü. Ben dedim ki tamam, herhalde biz bu iş tamam, ben bu kişiyle bayağı ciddi bir yola gireceğim. O yüzden hemen davranış şeyimi, modelimi değiştirdim. Ona göre davrandım yani. Daha nitelikli belki dolandırıcı gibi adam yani. Bana bir belge imzalatacak gibi şu anda bana yani. Çok da ikna edici konuşuyor, anladın mı? İmzalattık zaten. İmzalattı işte yani. Bayağı. Bir belgemiz var, aile cüzdanı. Oğlum benim yok, tamam dur acık. İlk el tutuşma nerede? Evde galiba. Onu da evet, bence de. Aynen. Evde olabilir. O evde. Evet, benim evet. Yani. İlk öpüşme? Orada tabii. Ben hep ev. Çok açık oğlum. Kim öptü? Boran beni öptü tabii. Yani. Ben böyle eve gidiyorum ama hani. Ben oturuyorum. Tamam yani, herhalde canım. Yemek yerken ki o cevvallik yemek dışındaki aktivitelerde çok bir şey olmadı. Ben biraz daha teşvik edici olmasına kaldım. Oğlum eve gitmek öyle bir şey değil ki yani. Oo, seks. Senin bunu açıklaman da ayıp yani. Gittim oturuyorum ya, otur tamam, otur ne güzel. Yani. O cevalliği göremedim diyor manyağa bak. Kadına da şey diyor, kebap yerken iyiydi. Kebabı böyle yemiyor. Ondan geldi yani. Bütün bu ilk adımlar ondan geldi. Ondan sonra ki zaten konuşmalarda askere gideceğini öğrendim. Tamam. Yani biz Eylül'de tanıştık bu arada. Bir önceki erkek arkadaşımdan Temmuz'da ayrılmıştım ve rezalet bir ilişkiydi. Ondan sonra o da askerden konuşulacak. O da askerden geldikten sonra ayrılmıştık. Onu ben askerde beklemiştim falan. Ondan önce de bir asker olayım var falan. Rezalet neyse. Sen galiba böyle garnizonlarda bayağı, evet. Militeri seviyorsun sen yani. Silah, ya, ülkenin korunması. Sırf bu yüzden Boran'a dedim ki öğrendim. Ben dedim hiç kusura bakma, sen askere gidersin. Bakarız sonrasına yani. Heh, bekleyemem seni dedim. Yok aynen. Benim dedim başımdan böyle tecrübeler geçti. Hiç istemiyorum. Sen ne düşündün hocam bunu deyince? O da ben onu dedik ki ikna etmek için çok uğraştım. Yani hani yok öyle olmaz bilmem ne, zaten daha kısa süre gideceğim falan, işte bakarız. Kısa dönem yapacağım yani zaten. Ne oldu askerdeyken? Askerdeyken işte onun istediği şeye yola girdi aslında. Ben askere gidene kadar çok şeydim yani. Arkadaşlarımla tanıştırmadım, hiç kimseye bahsetmedim, hep sakladım. Bir arkadaşımla buluşacağım falan diyordum millete işte. Yani evet. Öyle mi? Çünkü evet. Benle dalga geçiyorlar artık. Bana diyorlar ki askeriyede senin fotoğrafların varmış. Sibel Can'ın fotoğrafını diyorum ben. Bir sürü asker var. Şafak 55. Nasıl söyleyeyim yani? Bir de çok güzelmiş lan. Yani gerçekten kötü bir ilişki var. Oradan çıkmışım. Tekrar hemen yeni bir ilişki. Kimseye anlatmak istemiyorum, aileme falan. O yüzden dedim sen git biz bakarız. Sonra o gidince çok özledim. Çok da Ankara'ya gitti yani, çok yakındaydı. Gittin mi ziyaretine? Gittim iki kez. O da geldi. O yüzden hani böyle görüşerek o kısmı geçirdiğimiz için tatlı geçti aslında. Yani öyle beklemek gibi şey olmadı. İlişkinin başlangıcıyla evlilik arası ne kadar süre? 2,5 sene. Ha, bayağı da olmuş. Bir evet, de askerlik evet var içinde tabii bunun. Aynen. Ha. Askerden geldi. Biraz böyle hani boşta geçti. Sonra bir işe girdi falan. O anda hemen bir evlensek mi ya biz? Hani kim etti teklifi? Şey... Hanginiz etti? Yani ben ettim teklif... de hani ettim sayılmıyor. Evet. Neden? Şöyle oldu. Biz nişanlanacaktık artık. Yani bir gün kaldı nişana. Ben hala evlenme teklif etmemişim. Çünkü zaten ben hep diyorum hani biz yuva kuralım,
şey yapalım. O yüzden de evlenme teklif edecek sürprizi hiç yok aslında. Zaten evlenmek istiyorum. Ondan sonra sürpriz yapma şansım kalmamış gibi bir şeydi. Nişana da artık sayılı gün kalmıştı. Bizim tango hocamızın, beraber tangoya gittiğimiz hocamız, aynı zamanda aslında iş arkadaşı, doğum günü için bir organizasyon düzenledi. Tango yapan bütün ekipler, bütün çalışma arkadaşları falan hepsi toplandı. Orada onun doğum günü kutlanırken 100 kişinin içinde ben mikrofonu aldım. Sanki o arkadaşımız için iyi dilekler sunacakmış gibi davranıp aslında Aslı'ya milletin içinde teklif ettim. O işte dans parkisinin üzerinde sürünerek dizlerimin üzerinde. Geç oldu ama güç olmasın falan diye. Böyle dizde yürüdün mü böyle, evet, bebek gibi? Kaydım. Ya yani kayarak gittim. Kayarak gittim. Evet. Çünkü karşıdaydım. Ya kıza çift mi daldın, öyle diyebilir miyiz artık? Yani futboldaki çift dalma gibi. Öyle mi? Ama dizlerimin üzerinde yani bayağı şey. Düğün süreci gergin miydi? Hiç değildi. Ha. Çünkü biz tamamen o işi özellikle Bora'nın ailesine ve annesine bıraktık. Aynen. Düğün şarkınız? Onlar gerildiler, biz eğlendik. Yani aynen. Düğün şarkınız? Düğün şarkımız neydi? Onu bile hatırlamıyorum ya. Boran kendisi şarkı söyledi. O ben bence kendim daha şarkı tatlı. Söyledim o yüzden. Öyle mi? Evet. Ne söyledi? Mustafa Ceceli'den Tenlerin Seçimi. Buraya kadar klas gelen bu ilişki. Evet. Ama o zaman daha Ceceli saç falan ektirmiş. Tamam yani. Tamam abi. O zaman Ceceli. Ceceli daha boşanmamış falan. Hangi şarkı? Tenlerin Seçimi. Tenlerin Seçimi mi? Evet. Mırıldan bakayım acık. Duydunuz mu şarkıyı? Bilenler o desin. Yazıklar olsun. Ama çok yaşlıyız yani. Biraz yaşlıyız biz ya. Biz yaşlıyız. Evet evet. Biraz. Kaçlar yaş? Yaşlar kaç? Kaçlar yaş? Ben 38. Aa. Ben de 43. Yuh. Adam tamam. Sen hiç göstermiyorsun kuzum. Teşekkür ederim. Genelde bana derler abi sanki. Hayır be abi. Yok mu oğlum? Hadi hadi Tenlerin Seçimi. Bakalım kimi seçmiş Tenler? Ya hatırlamıyorum ya. O kadarını hatırlarsın canım. Vallahi hatırlamıyorum. Tenlerin. Aşk tenlerin seçimi. Zaten böyle bir şeydir yani. Seçici bir heves. Seçimi. Vallahi hatırlamıyorum. Demek ki. Tenlerin. Aç bakayım tenlerin seçimini. Ya yok artık. Açabilir misin? Açar tabii ya. Yandık ya. Hadi hatırla. Bok hatırlamıyorum. Al açıyorsun. Söyleyeceksin. Ha, abi çalınca da hatırlayamadım. Bokumu. İlişkili kıskancı kim? Boran. Ben. Nereden anlıyoruz bunu? Yani işte... Stalker çünkü. Ondan anlayabiliriz evet, yani. Valla hala. Çok seviyorum. Evet. Aynen. O hep bakar ben saat kaçta online olmuşum işte. Şu anda da. Yani merak ettiğim zaman ne yapıyor ne ediyor. Bir ufak bir stalk yapmayı seviyorum. Evet. Kimle çünkü konuşuyorum. Sorunca anlatmıyor. O yüzden ben hani kendim böyle araştırmacı gazeteci gibi nereye gitti ne yaptı onları öğrenmeyi seviyorum. Sen de sevmiyorsun aslında. O da hiç sevmez öyle. Hiç gelemezsin. Güzel. Aynen. Yani... Şöyle, adam da kısıtlı olanaklarıyla gördü bulabildiği kadar. Yani işte kendime bana eğlence aslında oluyor. Aslında biz ikimiz de özgürlüğümüze çok düşkünüz. Tamam. Yani ne güzel. O yüzden hani evlilikte yapabilecek birbiriyle yapabilen şey karakter böyle olabiliyor. Ama burada tabii Boran bir tık daha benden daha kıskanç. Yani yine de çok serbest ama bir tık daha benden kıskanç yani. O da ben de hiç gelemem yani. Benim öyle kılığıma, kıyafetime, gezmeme, tozmam hiç gelemem. Kılığına yani. Zaten hiç karışmıyorum sıfır. Aynen. Ondan yani. Sonra sadece işte ne yaptı, ne etti, ne yapıyor, nerede? Haberim yoksa tam emin ben değilsem böyle falan böyle bir şey. Falan, hani hesap öyle vermeyi şeylerim sevmez. De yok. Ben biraz araştırmayı severim. O da bana eğlence gibi bir şey. Bilmek ister yani. Ne diyeceğimi bilemiyorum şu an yani. Adam da bir şey de yapmıyor. Kendi kendine yiyor böyle. Ben kendi kendime evet. Sonra yani bir şey bulunca evet, geliyor şey mu? Tabii bir şey tabii. Yakalarsa. Ne diyor? Ya işte soruyorum işte bu niye böyle şu şeyle falan. Yani şöyle basit örnek verebilirim. Karşıya gidince şunu hallet diye bir şey konuşmuşsak hallettin mi diyorum mesela. O diyor ki yo ben hiç karşıya gitmedim diyor. Ben diyorum ki ÖGS'ye göre geçmişsin arabayla köprüden. Bayağı dedektif yani evet. Mesela onu söylüyorum. Yalanını ki, yakalıyorsun. Yani, o da sence ki, bu bir yalan mı? Yalan. Tamam. Onu yakalıyorum. Öyle bir işte hani. Çok utandım şu an. Şey yapıyorum yani yalanını yakalıyorum. Yani yalan tüküreyim böyle yalanak. Karşıya geçmedim aa geçmişsin geçtim. Evet, işte, tamam. Yani sonuçta yalan söylenmesini ben sevmiyorum. Kendim olabildiğince... Sen ne dedin bu hikayede? ÖGS varmış, karşıya geçmedim demiş. Yanlış okumuştur dedi. ÖGS'ye çarptı. Aferin, böyle durumlarda yalanın yakalandığında bilimi karşına alacaksın gerçekten. Aynen. Sonuna kadar... Diyecek ya, teknoloji daha o kadar bilmiyor diyeceksin. Yani bana bayağı şu an cevap hakkı doğdu galiba. Ben de ona... istinaden dedim ki ben de iş yerindeydim yani. Yani iş yerinden girişim çıkışım vesaire belli. Onun o
söylediğin şeyde öyle bir şey hatırlıyorum. Gerçekten de o gese yanlış şey yapmış. Yani. Hamile olduğunu nerede söyledin? Telefonda. Vallahi. Maalesef. Yani öyle yüz yüze söyleyemedim. Çünkü biz zaten çocuk planlı yaptık. Ben her şeyi planlamıştım abi zaten. Neyi planladın hocam? ÖGS giriş çıkış. Şöyle planladım abi. Birinci çocuğumuz işte erkek olsun. Adana, gerçi onları beraber kararlaştırdık. Terazi burcu olsun, ismi Arda olsun. İkincisi yapamadık ama ikincisi Beren olsun ismi. Onu kararlaştırdık. Onun burcu da akrep olsun. Eşimin yani Aslı'nın burcu olsun. Çocuk bana benzesin, deli, kız sana deli. Benzesin. Deli. Öyle bir plan yaptık. O planı olabildiğince... O planı Allah'a sunuyoruz artık bu saatten sonra. Çünkü bu planlar genelde götünde patlar yani böyle plan olmaz. Bütçemiz yani, evet. Bir çocuğa yetti. İkincisini rafa kaldırdık. Çok şükür bu arada. Aynen. Yine Allah vermemiş bütçe. Ben sana söyleyeyim. Vallahi bak. Aynen. Birinci çocuk proje çocuk mu? Evet. Adı ne? Ekrem İmamoğlu abi diye. Arda gerçekten. Adını Arda koyduk. Arda. Arda ve terazi burcu hakikaten yani. Ve normalde... Bayağı planlı. Terazi başka burcu... nelerini planladınız çocuğum? Pipisi büyük olsun. Evet. Yani oğlum yazılı mı bu? Film mi lan bu? Çok ayarlayabileceğimiz bir şey yok. Burcu'yla isminden başka ayarlayabileceğimiz bir şey yoktu zaten. Tabii. Yani ona ama göre sen gerçekten... bir denemişsindir gene boyunu kilosunu. Yok erken, Aslı'yı erken doğması için ikna ettim. Çünkü... Erken doğması için mi? Evet. Ikın açık, ıkın be! Ya ama yani, gerçekten öyle oldu bu gerçekten arada. Gerçekten öyle oldu. Yani, çok enteresan şimdi, oldu ya. Ben ayarladım. Ben seni dava edeceğim hocam birazdan valla. Var mı avukat aramızda? Hiç şey yapmadım ki ya. Buyurun. Bayağı deli. Şu şekilde planladım. Dedim ki şu ayda biz çocuğumuzu yaparsak Ekim'de doğar, terazi olur. Ama bir ay bir gecikme oldu. Çocuk akrebe denk gelmeye başladı. Ya gelsin amına koyayım akrep olsun çocuk. Yok olmasın. Yok ne yok. Plana uymuyor. Ne varsa ki akrep oldu eyvah. Atalım bunu biz camiye koyalım tabii. Akrep Boran olsun. Boran kuşlara çok inanır ama. Erkek akrep varsa aramızda çıksın. Çıksın erkek... konuşsun. Varsa yani, konuşsun, çıksın konuşsun. Tespit edelim, kendimizi savunalım yani. Var mı lan erkek? Akrep erkek. Yükselen de olur. Yükselen olursa... Sen aha. düz akrep misin abi? Yükselenim abi. Senin? Aha. Düz akrep. Ver düz akrebe. Ver bakalım, belli ki bu arkadaşımız tırnak içerisinde şerefsiz. Ver bakalım. Estağfurullah canım. Ya, hayır, bir dakika. Senin bakış açın o. Senin ağzında konuşuyorum şu an. Çapkın mı arkadaşım? Hocam, akrep erkek kim? Burçlardan hiç anlamam ama. Ha siktir. Merhabalar. Anlamam buyurun. Kendimden biraz yakın abi. Kendimden bahsedebilirim. Tabii haklısın ya. Burada hoş geldin. Hoş bulduk. Çapkın mı olurmuş? Evet. Çapkın mısın? Değilim. Değilim. Biriyle geldim çünkü şu an. Yanında biraz yakın abi. Evlisiniz. Nişanlımla geldim. Sıçarım da böyle muhabbeti ayrıca. İlk ve tek ilişkim kendisi. İlk ve tek. Ne oldu lan? İlk ve tek ilişki çıktı. Akrep işte akrep erkek sen Arda'yı yakmışsın. Bu kız erkenden ıkınmış çocuk çok daha şerefsiz olacak şimdi hadi bakalım. 7. yılımızın içindeyiz bu arada. Tamam bu da kendini övüp duruyor orada. Yok. Hefte hediye alırım ne bileyim efendim. Mesut Bey aşk sözlükleri bir şeyler. Bu arkadaşa da kapak olsun ayrıca. Anladım. Hanımefendiye verelim. Nasılmış akrep erkeği kuzucuk? Ben de akrebim. Sizi hiç de anlamam evet. Yani nasıl? Ya çok uyumlu benim kadar olmasa da. Bence sakin yani. Tamam ama tamamdır diyorsun. Tamam. Korkmamıza tamam. Gerek yok akrep yani, bence erkeklerinden. Yok. Bence yok. Peki teşekkür ederiz. Yayınlayabilir miyiz buraları? Tabii ki. Tamam canımsınız. Terazi erkek nasıl olurmuş hocam? Terazi erkeği daha munis, işte daha evine bağlı. Belki evcimen. Yine biraz daha evcimen. Hani öyle mi şu an? Arda kaç yaşında? Arda 8,5 yaşında. Evine bağlı mı diyeceğim? Ne yapacak? Evden çıkıyor. Evde kalacak çocuğum. Yok. Pandemideyiz bir de yani. Fazla evine bağlı mı? Yok abisi. Fazla bağlı. Evine fazla bağlı oldu bu sefer. Aa. Hiç evden çıkmıyor. Evden çıkmıyor yani. Ya pandemi yüzünden zaten çok fazla çıkamıyordu. Tamam. Ama pandemiden önce de zaten evden çıkmayı sevmiyor. Evde takılıyor. Kafanda bu mu vardı senin? Evini sevsin. Yok ben aslında erkek çocukla... Daha çok ben iştirak edeceğim. Ben onunla anlaşmam için burcumuz aynı olursa biraz daha işimi kolaylaştırır diye düşündüm. İştirak edeceksin galiba limited şirket bu karşıdaki senin. Ona devrilir. Başka ortaklar da bulursan 5 ortak. Anladım. Sen bu hususta ne diyorsun kuzum bu süreçte? Yani ben inanamadığım için olan bitene burada. Çünkü bana dedi ki ben
çocuk yapma hani çalışmalarına başladık. Benim çocuğum zaten hemen olur dedi. Hiç merak etme. Hiç merak etme. Bende bir sperm var bak. Aynen. Bir dinle ya. Bak pıt hop çocuk. Oğlum bu nasıl bir iddia ya? Ve gerçekten bu arada yani hani çok abi, kısa bir sürede. Bende yalan yok. Hop yaptım oldu. Yazıklar olsun. Çok kısa bir sürede hamile kaldım. Ondan sonra doğum işte hesapladık 29 Ekim'e denk geliyor. Boran dedi ki ya işte sen dedi bana kesin yanlış gün verdin o işte uygun zaman için. Hatta sen de dedim yani. Ben. Yoksa dedi bu kesin birazcık daha erken bile olabilirdi falan. Ondan sonra dedi ki inşallah şeye doğum iznine ayrıldığın zaman hani hiç o kadar çok şişmeden çok beklemeden 40. hafta olmadan doğurursun. Hem çocuk terazi olsun hem de sen de böyle rahat rahat şey hani hiç o 3 haftayı boş geçirme evde falan bir gibi böyle. Bir de şöyle böyle. Bir şey oluyor. Doğum iznine çıktıktan hemen sonra doğurursanız 3 hafta daha çocukla vakit geçirmiş oluyorsunuz işe tekrar dönmeden. Öyle de bir avantaj var. Çok planlı. Oradan da 4000 lira gelse. Çocuk da terazi anam arasını alattık. Ya parasal bir faydası yok sadece aha. Şey. Hani bebeği bırakıp yani işe dönmek zor bir şey olduğu için. Tabii. Vakit kazanıyorsun. Yani üç hafta sen daha kazanmış oluyorsun. Şirkete söylediğimiz tarihten 3 hafta önce doğurursa o 3 hafta sizin cebinizde kalır diye düşünüyorum. Yani netekim öyle oldu. Yazıklar ya, evet. Olsun böyle matematiğe. Ya matematik dedim matematik mühendisi. O yüzden. Evet. Söyle lan sinüs 60. Onları unuttum abi hepsini. Kalmadı. Sen necisin? Ben İngiliz Dili Edebiyatı mezunuyum. İngiliz Dili ve Edebiyatı. Evet. Arda kime düşkün? Arda şu an tamamen Boran'a düşkün. Tamamen. O manipüle etmiştir çocuğu. Hem nasıl? Olacağı oydu tabii, zaten. Ben ne olacağı oydu oğlum? Sonuçta benim süpermim abi. Estağfurullah da şey hani hem burcu aynı bir de babayı daha çok burcu. Örnek alıyor bir yerden sonra. Kafa evet. Yapısı da bana benziyor. Hareketleri de bana benziyor şu an. O yüzden çok bana aynı. Bana aynı şey olması çok normal. İştirak yani ediyor ilk, bana baya baya ediyor. İştirak. Çocuğa bak yemin ediyorum. İlk 3 sene tamamen benim yakamdaydı yani böyle yaka iğnesi gibi sürekli benimleydi. Ondan sonra yavaş yavaş ben onu Boran'a biraz da ben... Şimdi anne oğul ilişkiniz nasıl? Gayet iyi. Heh. Çok olması gerektiği gibi yani aslında. Anladım. Çünkü ben biraz daha disiplinliyim. Boran onun arkadaşı gibi. Şu an beraber işte iPad'de oyun, PlayStation'da oyun. Beni kandırıyorlar birlikte. Nasıl? Anneme söyleme baba falan böyle yani. Hani ben ödev çünkü yapacağız deyip oyun oynuyoruz. İşte falan. Ders saatinde ders yapılsın. Yemek saatinde yemek yensin. Uyku saati artık hani bu çocuk kaç gün yıkandı falan. Böyle ben sürekli bunları... Mesela şey yapıyor musunuz? Için. Yıkanacağız deyip oyun oynuyor musunuz? Ben yakaladım öyle onu. Siktir iyice ya. Evet. Banyoya gir ama sakın yıkanma içeride. Ben seni alacağım. Anneni uyutacağım. Ben seni 10 dakikaya alacağım tamam mı? Saçına biraz su vur. Çok sorarsa abdest aldım dersin. Tabii tabii. Annen zaten iftarda tanıştık biz. O bilir. Tamamen ama gerçekten öyle yani. Ben... Sesler geliyor içeriden. Normalde banyo yapmaları lazım. İçeriye bir girdim böyle. Baba annem ceza verecek kapat falan. Beraber iPad'de oyun oynuyorlar yani orada. Soyulmuşlar ama böyle bu arada. Ben giyineyim. O kadar değil. Pipini sakla, pipini sakla. Yani çünkü hani banyoyu tamamen babaya devrettiğim için erkek çocuk olduğundan dolayı. Bayağı böyle... Bu çocuk hiç yıkandı mı hocam daha önce? Ya yani, tenine su değdi mi çocuğun? Yıkıyorum da çok temiz yıkayamıyorum yani. Bak 5 dakika yıkarım oyun oynarız var mısın? Gerçekten öyle ama yani. Anladım. Sizin... Su tutuyor çocuğa böyle işte. Su tutuyor? Evet. Arabayı yıkama servislerine götür orada iki dövsün fırçada böyle. Baba tertemiz oldu bak gel oyun oynayak. Oha bendeki imgeleme bak. Sizin ilişkinin dokunmatiği kim? Kim daha muç muç? Biz ikimiz de çok. İkimiz de maksimum muç muçuz. Evet. Maksimum muç muç ne demek? Yani böyle... Maksimum abi. Abi durup dururken gidip mıncırmazsın yani bir insanı. Sürekli siz mıncırıyorsunuz. Evet. Çok. Arda da buna alıştı. Ya geliyor bana yumruk atıyor ya da bütün gücüne sarılıyor. Arası yok. Yani her şey maksimumda yaşıyor. Durup dururken geliyor mesela çok seviyorum falan diye sarılıyor. Çünkü bizden gördüğü şeyler. Bizde gördüğü şeyler. Biz tam sarılma değil ama muç muç dediğim. Böyle acık flörtöz öpücükler vesaire. Hepsi var. Ne ararsan var abi. Ya hepsi maksimum anlattırma be. İşte... Ama dışarıda değil yani. Evde tamam. Daha çok. Dışarıda evet. Boran burada çok hoşlanmaz. Burada mesela hiç yapmıyorum dikkatinizi çektiyse. Ama mesela biz baş başayken daha böyle işte sırnaşma böyle işte şey... Sevimli sözcükler, lakaplar falan. Onları baş başayken kullanıyorum. Ne varmış lakap? Ya işte aşkito, maşkito, aşkütüpit. Neymiş? Aşkütüpit, öyle bir şey. Saçma sapan şeyler yani de. Onlar var. Ne olarak kayıtlandım sende?
Miniyim diye kayıtlı. Çok da minik sayılmaz canım. Daha da minikti bu. Onu kaydettin de 13 sene önce düşün. Bayağı. O benim projem olduğu için o da uzattım ben onu. Kavga ediyor musunuz arada? Ederiz. Valla bağır çağır. O bağırır ben. Nasıl bağırıyor? Çok nadiren bağırırım. Ben bayağı yani ağzıma ne gelirse söylerim. Sürahi falan böyle sallar, atacağım bunu kafana. Attım hiç? Yok. Yok. Sende çünkü karşı tarafa böyle sinir eden bir sakinlik var hocam galiba. Değil mi? Bravo. Ben de yükseldim bayağı. Bana bir sürahi verin ama atacağım şimdi. Maalesef öyle bir yanım var. Maalesef diyor. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama herhalde 10 dakikada çözdün yani gerçekten. İlk 10 dakika böyle... Bitti lan ilk bölüm. 10 dakika diyor, istiyor ki hep anlatalım. Değil saat. Tabii anlatırız. Ya bayağı pasif agresif Boran. Böyle iğneyle oyar gibi sinir eder. Vallahi. Bende de bir böyle damar var. O attığı zaman benim gözüm hiçbir şey görmüyor. En çok benim ne yaptın? Bayağı evden kovmuşluğum var. Ha. Bayağı siktir git diye kovdum evden. Gitti mi? Gitti. Geldi mi gece? Geldi tabii geldi. Nereye gittim ya? Bir işte ilişkide hanımefendinin siktir gitti bu kadar. Siktir gitti gitti. Gece geldi mi? Gece nereye gidecek? Sen dedin ben o anlıyor onun süresini. O siktir gittin bir süresi var onun. Aynen öyle. Değil mi? Ben tabii. Zaten hanımcı olduğum için bu konularda bayağı... Hanımcısın. Evet evet yani siktir gitti derken belli bir zaman sonra geri de anlıyorum. Matematik mühendisi olduğun için. Tabii abi sana aynı, hemen... Aynı ivmeyle geri... Ha parantez içinde yazıyor yani 4 saatlik siktir gitti. Onun belli süresi vardır onun. Ses tonundan işte... Değil mi? Vurgudan bence de öyledir yani. Ne kadar sürede sakinleşeceğini de biliyorum. Tanıdığım için yıllardır. Ona göre... Kaçta yani... siktir gitti dedi, kaçta geldin eve geri? Tam bilmiyorum ama 3-4 saat oldu. Gittim Starbucks'ta oturdum biraz. Tamam. Kahve falan içtim. Ondan sonra baktım tamam artık sakinleşmiştir dedim. Bilgisayarını falan alıp gitmişsin. Çalışıp geri geldin herhalde. Öyle hatırlıyorum. Oyun oynamışımdır çalışacağım diye. O da aynı işte. Banyo yapıyormuş. Her şeyi karıştırmış dışarıda. Starbucks'ta banyo yaptım abi diye. Onun ağzından sert bir şey çıkar mı? Çok zor. Ha. Ya ama çıkarsa ben bilirim ki tamam yani. Ama çıksa artık... daha iyi işte. Keşke çıksa yani. Galiba öyle evet. Değil mi? Aynen. Yani o çok içine atar. Daha böyle... Hani sakin duruyormuş gibi yapar. Ondan sonra bir sinirlendiği zaman ama ben dururum zaten. Orada benim artık durmam gerektiğini ben biliyorum. Ha anlıyorsun. Tabii. Yani ben çünkü Boran'a eğer... gerçekten biraz çok üstüme gelinmiş olması lazım. O noktaya onu getirdiysem demek ki gerçekten fazla abartmışım falan diyorum. Ha sen de sakinliyorsun o zaman. Evet o zaman. Kaç kere oldu bu? Daha azdır herhalde. Bilemedim şu an. Ya gerçekten bizim kavgamız aslında az. Azdır. Evet. Ha yılda bir falan. O kadar değildir. O kadar da az yani. Değil ya. Evet. Abartıyorum şimdi. Yılda 2-3 falan yani öyle. Öyledir hani. Kavga gibi kavga diyebileceğimiz. Ha, kavga gibi kavga 2-3. Sende onun vardır tablosu, Excel tablosu. Yok. Daha böyle siktir boktan kavgalar 8 tane abi. Tutabilir evet. Kavgalar benim için çok önemli değil, onları tutmuyorum. Yaşa. Daha çok muhasebesel şeyler işte. Neye para harcadık, nereden para aldık. Onu da tutmuyorsun artık. Onu bıraktım. Baktım hep eksi gösteriyor. Bir yerden sonra bıraktım. Baktım batıyoruz, sıçarım, tutmuyorum dedim lan. Bir işe yaramıyor. Bakmazsan borcun yoktur, nokta. Aynen. Anda yaşayalım falan dediler. Dedim artık o zaman hesaplamayacağım. Nerede yaşayalım? Anda. Anı yaşayalım. Hani ha, anı yaşayalım. Planlamayalım hayatı. Bendeki de cahil sorusu. Han nerede? Adam Carpe Diem diyor. Nerede yaşıyorsun? Van. Van'ın An ilçesi mi? Neresi? Hanımlar beyler. Bendeniz Mesut Süre. Paribu'nun sunduğu ilişki testi alkışlarla devam ediyor. Ben size dedim la 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 deyince bölüm iyi geçer dedim. Baştan dedim. Kuzucuğum sence bu adam dünyanın en yakışıklı adamı mı? Değil tabii ki. Bu kahkahaya gerek var mıydı bu gülüşe? Yani. Bu müstehsi gülüşe gerek var mıydı? Ne bileyim böyle bir soruya gerek var mıydı? Bir bakar mısın yani? Mesut Bey yani. Bu dolandırıcılık etmedi mi artık? Neymiş dünyanın en yakışıklısı ya? Yani. Anladım. Değil ama... Bana göre tabii ki. Tamam, benim bölgemde bana kadar iyi yetiyor yani. Hep beraber şöyle diyebilir miyiz? He 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 he. Hemen dediler manyaklar. Tipoloji olarak 10 üzerinden kaç veriyorsun? Açık ol ya. Cevap veremedi. Ya. Açık ol açık ol. 10 üzerinden 7 veriyorum. 7? Evet. Bence iyi. Kırılmasın gücenmesin diye mi 7 verdin? Yo, çünkü şu anki açıklamaları ve deklerleri 1 puana tekabül ediyor. Bence yani. 7 vardır ya. Giderim var ya o kadar. O kadar da vardır ya yani. Tamam ne olsaydı 10 olurdu? Saç. Hepimizin gördüğü gibi. Biraz daha uzun bir boy olsaydı. Aa kaç boyun hocam? İşte 1.70, 2, 1.70. Sen kaçsın kuzum? Bunu ama şimdi bana söyleyince. 1.58. Niye uzun istiyorsun? Topuklu ama.
Topuklu 58. Hayır. Oo, gözü belertti ha. Boyu belli ki kaşımamız gereken bir şey yani. Yok canım. Bodur, 1.58'sin bodur sen. Bodur tavuk piliç olur yani bence. Bir sakınca yok. Ama Boran bir tık daha uzun olsa isterdim. Çünkü insan kendinde olmayanı bekliyor karşı tarafta. Yani, normal. Tip olur. Oha hani? Çok kibar, çok güzel laf soktum ha. Değil mi? Olabilir. Yani belki hani genlerden çocuğumuz biraz daha uzun olurdu falan. Bende yok bari onda hani olsun falan. Nasıl Arda'nın boyu? O da ufak. O uzatmıştır abi. Bu manyak belli olmaz. Yok abi uzatmıştır. Teraziye karar veren boyunu da uzatır. Diyor, hep şey diyor benden uzun olsun yeter. Ben babamdan uzunum o da benden uzun olsun. Ama şu an öyle gitmiyor işte. Daha çok... Sen babandan uzunsun. Demek evet. Ki senin dedenin babası ooo bu kadar. Hayır böyle bir sonraki uzuyorsa ondan matematik sen matematik mühendisin anlarsın. Tamam. Kası var mı? İşte mesela biraz vardı. Daha... Kendine bir biraz abi. Daha bakabilir bence. Şu dönem biraz saldı. Evet aynen. Göbek mi şu an? Ya da böyle kollar mollar yağ mı? Şimdi Bora'nın zaten omuz göğüs her zaman iyidir. Ne güzel. Kocam diye demiyorum. Ama göbek çok çabuk onu da şey yapıyor benim yani. Benim ne kadar saldım göbekten belli oluyor. Aynen. Göbek çevresine bakarak. Ha, anlıyorsunuz. Salma oranını anlıyorum. Evet. Seksi buluyor musun kocanı? Kesinlikle seksi. Salmış haliyle de? Karanlıkta bayağı seksi. Gördüğü kadar seksiyim. Hadi bakalım. Yani... Birçok tavuk karası insan beni çok seksi bulur. Şöyle hani o kısımda bizim hiçbir problemimiz olmadığı için yani gayet... Demek ki işe yarıyor abi. Demek ki işe yarıyor. Götürüyor yani bir şekilde. Ne oluyor lan? Ben onları kastetmedim hiç ya. Seksi misin derken. Bok keserim burayı ben. Burayı başa koyarım. Benim kocam var ya. Coştu manyak. O kızım da sorunumuz yok. Götürüyor. Ben sana dedim biz seks konuşuyoruz diye. Hayır hiç öyle bir şey demedim şu an. Biraz buradaydık hepimiz. Biraz manipülasyon. Hepimiz buradaydık. Hocam dünyanın en güzel kadını mı? Bence evet. 10 üzerinden? 9. Dünyanın en güzel kadını 9 mu alıyor üzerinden? Ya Boran kimseyi beğenmiyor. Dünyada 10 yok mu? Yani bana göre pek 10 olası değil. Valla. Mutlaka bir şey bulurum. Charlize Theron? Hiç kimseyi beğenmez. Kaç yani. Charlize Theron? Yani o da 8 olsun. 8. Aslı 9, Charlize Theron 8 mi? 7 hatta. Çok teşekkürler. 7. Esra evet. Soruyorum sadece ben. Yani bayağı evet. 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 Evet yani. Delirmiş bir çocuk. Vallahi aklı melekeleri bir gidiyor ben geliyor. Ben yürürüm yani Charlize o derece yani. Anladım. 7 yani Charlize Theron. Evet. Aslı 9. Evet. Hı-hı. İnanmayın. Belki Charlize Theron terazidir belli olmaz. Nereden kırdın hocam? Ne olsaydı 10 olurdu? Açık olalım. Şimdi biraz daha boyu uzun olsa... Tamam. Benim için önemli değil. Ama kendisi mesela, rahatsız oluyor. Kendisi rahatsız, evet biraz oluyordur mutlaka. Boyu biraz daha uzun olabilir. Ondan sonra bir de işte göz çevresi biraz daha hani daha iyi olabilir. Yani biraz daha güzel olur. Yani 9'a bak sen 9'a. Boyu yok, göz çevresi yok. Kim, neymiş arada, göz çevresi? Yani işte... Ne güzel şey, gözleri var. Gözleri güzel ama mesela işte biraz azıcık aşağı doğru. İşte buralar kırışıyor falan hani. Çok detaycı diyorum işte. Ben çok detaycı. Sen kim köpeksin de bu kadar detay detay. Haklısınız yani. Tamam, ben kendime bakmadan karşı tarafı o şekilde şey ama detaylı... Ama sana soruyorum normal evet, yani. Evet evet yani. Tabii. Benim zaten şey insanlara bakış açım gerçekten şey. Yani benim yönetici gezegenim de Venüs olduğu için... Terazi Burcu'nun gezegenidir kendisi. Yöneticilik gezegenim dedi az önce. Evet. Venüs'ün bile haberi yoktur. Ben kimin gezegeniyim yani? Ben nerede yöneticiyim ama? Hani bana maaş yatmıyor lan. Venüs'üm ben kaç yüzyıldır. Neymiş abi yöneticilik terazi gezegeni? Terazi Burcu'nun özelliği gerçekten de şey... hani görsel ve estetik düşkünlüğü oluyor. Öyle mi? O yüzden de ben dikkatimi çekiyor ve... Mesela sizin çok güzel dediğiniz bir kadında ben... Bir anda bir kusur görebilirim. Aynı şekilde erkekte de. Kusur seviyor musun? Yani hayır kusur sevmiyorum tabii ki. Yani keşke olmasa diyorum ama benim için çok da önemli değil yani böyle şeyler. Benim için aslında iç güzellik önemli. İliştesinde bunu da duyduk. 1942'deyiz şu an yayında. Yani şöyle iç güzellik gerçekten benim için önemli. Ama dış güzelliğe de hayır demiyorum. Mesela dışı hiç senin standartlarında değil ama içi çok güzel. Yok olmaz yani. Ne oldu iç güzellik? İkisinden de olacak biraz yani o anlamda. Acık olacak böyle yani. Karışık çorba mesela gibi. Mesela hiç şişman evet. Sevmez yani. Mümkün değil. Ben hamileyken beni her gün tartıya çıkartıyordu. Her gün. Neden? Acıklamayın lan hemen bunlar da gaza getiriyor. CHP kadın kolları acık durun sakin ya.
Ne yapalım burada? Her seferinde ne yapıyorsun, ne yapıyorsun mu diyelim böyle. Program yapmaya çalışıyoruz burada. Tartı çık 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 çık. Bu pezevenk sunucu da iki çift lafı değdi. Dur acık ya. Ya orada yaklaşımını söyleyeyim şey. Tükürdüm lan ben. Ürlendim ya. Orada niyetim aslında şey. Belli bir kilodan fazla almamak zaten daha sağlıklı olduğu için hamilelikte. Yine de başka bir yöntem seçebiliriz tartıya çıkartmak dışında. Sanki yöntemde bir ya beis var. Ya benim böyle hani bir dönem biraz fazla böyle dondurma falan yemiştim. O ay fazla kilo almışım yani normalden. Hamilelik normal şekeri falan olmaya başladı. Orada tamam. Doktor dedi ki biraz dikkat et belki hamilelik şekeri çıkar çok normal doğum. Doktor şey dedi mi kocan seni her gün tartıya çıkarsın. Hiç ya. Öyle bir şey demedi. Demez ben bunun oranı anlattım. Yani buna bir dikkat etmek gerekiyormuş. Şey tatlı falan çok yememem lazımmış. Çünkü hani normal doğum istiyorsun bebek iri olursa sıkıntı olur falan filan deyince... Boran diyor ki aa tamam olur. Normal doğum istiyorsun ne demek? Sen karar vermiyor musun buna? Hayır ben normal i̇şte doğum normal istiyorum. Doğum sen normal için... doğum istiyorsun. Bebek iri olursa hani zorlanırsın vesaire falan dedi. O yüzden ona bir dikkat et dedi. Ben de bunu Boran'a bir anlattım. Tamam bitti zaten ondan ben sonra. Ben de onun zorlanmasını istemediğim için hemen egzerde. Sürekli tamam o zorlanmasını zaman... istemediğim için baskül aldım gidip bir tane. Gayet nokta nete yazdım önce. Ya sürekli işte dikkatli bir şekilde gittik ondan sonra ya. Spor yaptınız mı o süreçte beraber? Ben her gün yürüyordum zaten. Ben zaten çok fazla spor yapan biriyim. O zaman da böyle doktorum da yönlendirmişti. Her gün düzenli olarak yürüyordum sadece. Spor, normal spor yapmıyordum. Ya ağır spor zaten yasaktı ama hareketlilik iyi olduğu için onları yaptı evet. Zaten. Evet. Anladım. Ve gerçekten de hani şey normal bir şekilde çok hareketli olduğum bir gün... Bir anda işte Bora'nın dediği gibi erken başlayarak normal bir şekilde doğdu. Enteresan bir adamla berabersin ama yani manipüle olabilir çok insan. Ama sen çok rahat ve hayatta barışık olduğun için olmamışsın. Yani birçok şeyde ben ona uyum sağladım aslında. Hani öyle gözükmese de ama bir noktada o da... Adım attı. Aynen. Kim daha çok gelmiştir öbürünün yanına? Boran daha çok gelmiştir herhalde. Öyle mi? Evet yüksek ihtimal. Çünkü aslında zaten dediğim gibi ben biraz... insanların sinirine dokunabilen bir insanım istemeden de olsa. Bir es verdim. Benlik bir şey yok. Şuraya söyle bak bu. Çok güzel. Cıkcıklayan var ya şurada. Cıklayan onlara de. Tarafa bakmıyorum zaten artık. Bakmıyorum. Küstü size hadi bakalım küstü. Getir bir baskül tartalım şunları var mısın? Fışt yaptın bir huyu değişecek. Hangi huyu değişsin? Şu ana kadar 26 tane ben sayarım yani. Yani evet çok. Hakikaten ya komple değiştirmek isteyebilirim yani. Daha saçlı birisi. Say bakalım. Yok hayır fiziksel. Huy huy. Asla fiziksel değil de yani tek bir tane ise çok... Sana serbest hayatım. Çok olumsuzdur Bora. Öyle mi? Negatifi aşırı düşer yani gerçekten. Yapma ya. Aynen. Şimdi bu bölümü izleyecekler altına yazarlarsa olumsuz takacağım kafaya. Hayır hayır. Bahsettiği olumsuz o... Şöyle bir şey mesela... Baltalıdır. Ben öyle diyeyim. Baltasını elimden almam lazım yani. Şöyle bir iş yapalım diyorsun. Ben düşünüyorum kafamda, hesaplıyorum. Diyorum ki abi o iş olmaz. Tamam. O zaman size tabii ki sen olumsuzsun diyorlar. Bu aslında yaşadığım şey bu. Aslında rasyonelim. İnsanlar fazla rasyonelim. Hayalperest olduğu için beni olumsuz zannediyorlar diyorsun. Zannetmiyorlar yani aslında çok haklılar öyle. Kendilerine göre. Ama bana göre ben rasyonel açıdan baktığım zaman... Benim için gayet doğal bir sonuç olarak... Yani hiç şans vermiyor hiçbir şeye. Kafasında hemen mesela atıyorum. Diyorum ki işte şu kitabı oku... Bir boka yaramaz ama ver okuyayım. Böyle yani. Söyleneni de yapıyorum yani. Ama yapıyor. Sonra diyorum ki aşkım bak şöyle şeyler var içerisinde. Bunu, ya da bunu izle. Şunu dinle bak güzel. Ne dinleyeceğim ya kesin saçma sapan bir şeydir. Sen anlat sonra. Bana diyor. Sonra diyor ki tamam sen ver bana anlat dinleyeyim. Ondan sonra dinlerken böyle sürekli söyleniyor. Hiçbir şey anlatmadığı bomboş konuşuyor. Ne anlatıyor. Ya bir sabret diyorum belki bir şey verecek sana falan. Sonra bir şey vermediği için ben de ya, söyleniyor sürekli söylenerek negatiften. Sonra da şöyle der yani. Tamam yapacağım dinleyeceğim bunu okuyacağım. Ama bir boka yaramadığını kanıtlamak için yapacağım sana bunu. Çünkü bir şey olmayacak diyorum yani. Hiçbir kafamdaki şey ön hesap öyle bir sonuç peki hiç ha çok güzelmiş demişliğin oldu mu? Tabii tabii ama çok daha az yani. Olmaz dediklerimin olmadığı daha fazla oluyor. Sanki böyle kendim özellikle baltalıyormuşum gibi oluyor. O yüzden bana baltalı ilah diyorlar. Evet aynen. Bizim yani kendi arkadaş grubumuzda lakabı o zaten. Baltalı Boran. Yani. Enerjiyi düşürüyor musun ortamda acık? Yani düşürmemeye çalışıyorum ama işte. Ama salaklar yani bu insanlar. Ben kafamda bu bir boka yaramaz. Boş boş konuşuyor. Evet evet yani. Hepimiz sürekli onu... Pozitife döndürmeye çalışıyoruz yani. Benle ilgili olumsuz ne duydun bu adamdan? Açık ol. Duymadım sen. İlişki testi ya da benle ilgili. Yo çok sevindi buraya geleceği için. Yani hiç ha, bir şey olmadı. Tüh be ne güzel dedik. O iş olur dedim abi öyle dedim sen. Hangi iş olur? Sen ha, bu işe başladığında bu iş tutar dedim ben mesela.
Yo şey de dedi, ben buradan yürürüm valla, ünlü bile olabilirim ben burada falan dedi. Buradan? Evet. Sen buradan büyük dayak yersin. Ünlü olursun da çok yani. Çok olumlu hislerle geldi buraya. O da bir ünlü sayılabilir. Abi ağzım burnumu kırdılar ama çok insan tanıyor beni ha. Hmm, tam konuşamıyorum şu an, doğru. Haklı çevirip dövüyorlar gibi bir şeyler yaşayabilirim ya. Anladım. Sen bir huyunu değiştir. Aslında sana bu hakkı vermesem mi? Bir huyunu değiştir hanımın. Yani aslında neredeyse 10 sene içinde aslında tabii ki benim memnun olmadığım huylarıyla ilgili bayağı gelişim gösterdi. Ben de biraz gösterebildim. O yüzden aslında çok değiştirecek şey kalmadı, öyle söyleyeyim. Değişti, yani çok değişmesini isteyeceğim bir kişisel özelliği çok kalmadı. Yani işte mesela şoförlüğü kötüydü, iyileşti. Kişisel özellik olarak şoförlük. Ev ekonomisi bilmezdi evlendiğimizde. Onu işte öğrendi. Matematikte hiç arası yoktu. Şimdi yavaş yavaş hesap yapabiliyor. Yani birçok... Mat 1 mi yok sende? Efendim? Mat 1 mi yok? Matematik hiç anlamadım hiç yok, değil. Hiç yok. Çıkarma toplama bölümü çıkarma yani, şey çarpma yok. Eğer izin verirse bir örnek verebilirim. Ver ver. Çok basit. Ver ya, bir şey olsun. Biz işte altın bozduracaktık. Düğün altınları hani tamam, bozduralım, hani bankaya yatıralım, bir şey yapalım falan diye kuyumcu geziyorduk. Yanımızda kayınvalidem de vardı, o da şahit, isteyen sorabilir. Oğlum niye soralım senin lafına inanmayıp? Alo, abla bu bir şeyler anlattı da doğru mu bu ya? Ha, ilişki testi aç bak bir YouTube'u. Orası harfiyen doğru mu, bana bir anlat. Bir video daha çekeceğiz, anlat sen. Telefonun joker hakkımı kullanıyorum. Tamam. Hani anlatacağım şeyi çünkü genelde insanlara inanmıyor. İnanmıyorsanız ona sorabilirsiniz diyorum. Kuyumcuya girdik birincisine. Dedik ki ne kadardan alıyorsunuz çeyrek altını? Adam dedi ki 104 liradan alıyoruz. 104. Dedi. 104 liradan. Hikaye eski belli ki. Diğerlerine de bakalım. Of çok al bak 104 şimdi. Evet. Düşün o kadar evliliğimiz eski. Ondan sonra bir sonraki kuyumcuya girdik. Daha iyi bir fiyat alırsak onunla çalışacağız. Ondan sonra kuyumcuya sorduk kaçtan alıyorsunuz? Adam 110 TL'den alıyorum dedi. Biz, o kadar da fark yoktu bence. Baya o kadar tamam, fark vardı. Ben azaltıyorum bile olabilir. Devam. Ondan sonra kayınvalidemle birbirimize baktık. Ha, bununla çalışsak daha iyi yani. Burada bozduralım diye birbirimize bakarken Aslı çıktı şey dedi. Siz dedi niye daha fazla para veriyorsunuz? Yan taraf 104 TL veriyor dedi. Şimdi bu hem matematikle ilgili sıkıntı var hem de ekonomiyle ilgili sıkıntı var. Yani mat 1 artı eko 1. İkisi de yok. Matbir bir artı ekobirlik ama insanlık var. Evet çok dürüst. Empati var. Kuyumcunun batıp batmayacağını düşünüyor şu an. Siz salak mısınız? Anladım. Ya evlendi bir hafta olmuş şimdi. Geri dönüş şansın da yok. Anladım. Arda'nın matematiği nasıl? Arda'nın matematiği iyi. Arda zaten, tamamen babasına benziyor yani. Bora'nın dedesi de matematikçi bu arada benim yani. Dedem matematik öğretmeni. Babam muhasebeci. Şimdi yeminim halim şaviren zamanında. Ben matematik mühendisiyim. Oğlum da matematikle ilgili bir şey yapabilir. Çünkü onu daha çok seviyor. Türkçeyi falan sevmiyor. Yazmayı falan sevmiyor yani. Rakamları seviyor. Çocuk? Proje zaten evet. Biz kendi türümüzü devam ettirmeye çalışıyoruz gibi bir şeyimiz var. Evet evet hocam. Biz bir belgeselin içindeyiz şu an. İlişki testi değil burası yani. Vallahi öyle. Mesut Bey Arda'nın çocuğu da Yunus olacak inşallah. Dur bakalım. Projemizi yaptık. Soğukkanlı olan hanginiz? Boran daha sen misin? Soğukkanlı. Evet. Mesela yatakta yatıyorsunuz, tıkır 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 ses geliyor içeriden. Hırsız olma ihtimali var. Arda'dır derim, yatarım uyurum. Arda evde yok. Arda nerede derim. Eşeğin... tamam. Demeyim demeyim, oğlum önermeyi bozma. Arda evde yok. Direkt koşar, ne varsa saldırmaya çalışırım yani. Öyle mi? Ne oldu hani rasyonellik, matematik? Tamam, bu herkesin yapacağı iş bu. Onu tuzağa düşürmeye çalışırım işte. Evde bir hırsız varsa arkadan saldırmayı denerim karanlıkta işte. Niyetim o olur yani. Başka rasyonel bir şey düşünmem o anda. Ben çıkamam mesela, korkarım yani. Çünkü benim malım kıymetli. O yüzden... Malın mı kıymetli? Evet. Malın canından daha mı kıymetli? Değil ama sonuçta... Kafa kafaya. Kafa kafaya gider yani. İşit abi şöyle böyle yani. Yani şey çünkü insan yani ben terazi burcu olduğum için... Adalet duygum aşırı kuvvetlidir. O yüzden de bunun çok adaletsiz bir durum olduğunu yani siz çalışıp kazanıyorsunuz biri çalıyor ya. Buna çok karşı olduğum için orada onu aşabilirim. Oğlum eylemciliğin sırası mı bırakayım? Dur acık. Para kum işleri kimde? Herkesinki kendinde. Öyle mi? Evet benim tercihim değil. Hani kim daha çok kazanıyor? Muhasebe tutmak için normalde şey yapmam lazım. O değişti. Önce ben daha fazla kazanıyorum. Şimdi sen şimdi mi? Daha ben daha çok kazanıyorum. Ne kadar kat fark? Maaş sormuyorum. Kat gibi değil ama. Kat hani gibi değil şu anda. Olarak yani daha üstünde. Nokta 2. 1,5 benimki gibi hemen hemen. 1,5 ama senin de şimdi matematiğin çok zayıf ya, belki de değildir. Yo öyle ama. 1,5 değil. O 1 ise 55 gibi düşün. Değil mi? Kat diyorum işte 55 bin alıyorum öyle bir. Gibi
gibi yani öyle bir şey. Anladım. Yakın. Bu durum peki hiç dillendirildi mi? Daha çok kazanıyorum, daha az kazanıyorum. Yo, asla. Yok ha, asla. Öyle bir şeyiniz yok. Ama yok. Ben şimdi daha fazla ev işi falan yapıyorum. Valla dillendirilmiş işte. Hayır dillendirmeye yani, gerek yok. Zaten normalde yapmam gereken bir şeye. Bu sefer yani bir yerden ben eksildim. Buradan daha fazla efor sarf etmeliyim diye bir daha çok... Yapma ya. Öyle olmadı ya. Sana peki bunu hissettirdi mi? Yok, hayır. Ha. Ben yani zaten evden çalışmaya başlayınca getirdim. Pandemide falan. Evet. Zaten otomatikman daha fazla evle haşır neşir olmaya başladım. O da bir ayrı konu. Ev işleri kimdi peki? Ya normalde ikimiz birlikte yapıyoruz. Ben daha çok, ben zaten aşırı titiz bir insanım. Öyle mi? Aynen. O yani. Dağınık mıdır? Ben dağınık. Boran çok dağınıktır. Ben onu hala eğitiyorum yani. Döküntüsünü toplaması konusunda ama şu an çok çok inanılmaz gelişim kaydetti yani, öyle diyeyim. Çorabını asla yerden kaldırmayın insan. Şu an bulaşık yıkıyor yani. Bayağı gelişim kaydetti. Parası üstten evet. Tabii. Evrimdir bu ya. Ya şöyle bir evrimdir abi değil mi yani? Evde almıyoruz. Ben çalışıyorum. Çocuk evde. Boran evden çalışıyor. Yani ev sürekli bir şey dinamizm içerisinde. Mecburen yapmak zorunda tabii ki yani. Çamaşır? Çamaşır yok. O ben yıkarım. İşte asarım, ütülerim falan. Hani onlar bendedir. Ütü? Yani. Ütü ben o yaparım. O da sende yine. Evet, o yapamaz onları. O kadar yapamaz. Yemek yapamaz. Ütü falan yapamaz ama çok güzel ev süpürür. Çok güzel bakar ama. Bir bakar. Evet. Dersin ki ben yapmalıyım. Yani öyle bir bakar. Arda çok ilgileniyor şu anda. Hani onun yükünü çok almış durumda. Arda'nın yükünü aldı. Arda'nın yükünü inanın, için evet, şu an. İnanılmaz aldı. Çok zor bir süreç ben bu arada çocuklar evet. için. Evet. Farkındayım onu yani. Çok ya. Size de yük bindi her anlamda. Aynen. Evet. Kayınvalide, kayınpederler aranızdasın. Gayet iyi. Çok beklediğimden iyi hatta. Yani. Mesela kızı isterken nasıl geçti kız isteme gününde? Gayet keyifliydi. Şimdi karşı taraftan sülerden kimse şey dedi mi? İşte kız veriyoruz dikkat etten sikertiriz. Yok abi. Hayır hiç öyle bir şey olmadı. Sıfır. Yok. Ben rasyonel matematikçiyim. Sus aman. Gerçekten hiç sıkıntı çıkmadı. Yok aynen. Ya biz onları tamamen kendi hallerine bıraktık. Yani hiç de onlar da... Onlar iyi anlaştı mı? İyiler daha... Yani mesafeliler ama iyiler yani. Ha. Öyle sürekli çok yani sürekli sıkı buluşalım, fıkı bir gezelim şeklinde değiller. Senin ilişkin nasıl kayınvalidenle? Çok sıkı iyi. Fıkı mı? Yani çok müthiş sıkı fıkı diyemem ama çok iyi. Ne kadar zaman görmesen kayınvalide kayınvalide diye uyanırsın? Çok tehlikeli bir soru. Hiç öyle bir şekilde uyanmam yani. Niye? Hiç. Yani sıfır. Bir dört sene görmedim. Hayır sorumluluk hissederim ama. Yani kayınvalide kayınvalide değil. Sorumluluk hissederim. Boran'a derim anneni aradın mı? Ben hatırlatırım. Bak bu işte... Aslında organizasyon konusunda aynen. Benden daha iyi. Ya bak üç haftadır gitmiyoruz. Özlemişlerdir gidelim. Ben sürekli zaten organize ederim. Senin kayınpederle aran nasıl? Gayet iyi olmuş. Standart yani herhangi bir sıkıntımız yok. İyi açık ya. O da benim gibi naif bir insan zaten hani. Sen naif misin? Ben naifim evet. Abi sakin konuşmak naiflik demek değildir. Arda tam yaşlarında şimdi. Kız arkadaş oldu mu hiç? Yok. Böyle bir şey olsa kiminle paylaşır? İlk. Ya geçen sene aslında böyle bir anda bir şey demişti. İsim vermeyelim. Kız arkadaşım diye bir tabir kullandı ilk defa. Biz tamam. De şoka girdik yani. Ama arkası gelmedi. Ama direkt söyledi yani ikimize birden böyle ortalığa söyledi. Söyledi. Arkası gelmedi derken? Yani sonra bir daha bahsetmedi. Sonra bir daha bahsetmedi. O da kıza şey demişti ilk gün ben burada oturuyorum. Diyelim ayrıldınız bir sebepten. Kim ayrılmış olabilir? Ben ayrılırım. Evet, ben ayrılmam çünkü yüksek. Boran, hakikaten mi? Mümkün değil, bırakmaz yani. Sen daha yakınsın ayrılık fikri. Neden? Ya daha bir yakın. Bir tık daha olsa, hayır bir tık daha. Daha yakın, evet ben daha yakınım çünkü... Ya benim için mesela daha normal böyle şeyler. Yani ilişkiler başlar, tamamlanır, bitebilir, olabilir. Boran için mesela hiç öyle bir ihtimal yok. Ben, konuşunca evet. Mesela hiç öyle bir şey kafasında şey yapamıyor, oturtamıyor yani. Daha önce oldu mu böyle bir konuya girdin ayrılık konuşması falan? Ayrılık konuşması gibi değil ama yani... Öyle arada bunları tabii ki konuştuğumuz oluyor yani çok işte atıyorum yükseldiğimiz zaman da konuştuğum oluyor hani sanki böyle bir öyle yapalım o zaman falan filan gibi ama normalde konuşurken de ben zaten hani fikir olarak konuşurken de hep bunu dile getiririm. Sen hocam? Yani benim için zaten şey evlilik aslında ya da aslında evlenmeye de gerek yok yani bir çift olmanın şeyi birbirini tamamlayıp destekleyecek ve olabildiğince uzun süre ne olursa olsun bunu koruyacak şekilde beraber yaşamak yani müşterek bir hayat kurmak üzerine. O yüzden, gitmiyorsa ama gitmiyorsa gitmiyordur. Hayır işte ben o şeyi anlamıyorum. Hani neden gitmiyor olabilir? Yani gerçekten gitmeyecek bir şey olursa tamam mecbur kalır ayrılırsın da. Yani ölüm de mesela ayırıyor çiftleri. Ama çok büyük bir şey olmadığı sürece. Oldukça güçlü bir argümanla geldin gayet mantıklı yani. Bana öyle güçlü argüman. Abi öldü yani. Ayrılmadık yok asla. Hayır abi. Birbirini tamamlayacağız. Ölüyse de önemli değil. Yani şey işte benimki huysuz ayrıldığım gibi basit bir şeyden benim ayrılmam mümkün değil. Çok gerçekten de yani bir arada olmanız imkansız hale gelmesi lazım.
Diyelim bu adam senden ayrıldı kuzum. Hı-hı. Sence kaç zamanda toparlarsın ve bu enerjine gelirsin? Arda'yı düşünmeden soruyorum. Yani bir herhalde 6 ayda falan toparlarım. 6 ayda? Toparlarım herhalde. Yani yavaş yavaş toparlarım kendimi diye düşünüyorum. Ne güzel. Çok gayet de ideal bir süre verdi. Evet yani ve şey hani benim için mesela görüşmeye devam ederim. Hani zaten Arda olduğu için ama zaten. Ama Arda'yı şey... Yani hani böyle şey, ben çok böyle hani medeni ve şey bir şekilde... Yanlış cevap. Arda'yı düşünme dedi adam, duymuyor musun? Yanlış cevap. Onsuz beni anlat, beni. Siklet çocuğumuzu beni anlat ya. Yani Arda'yı boş ver. Ben çok hani medeni bir şekilde bu sürecin olması taraftarı olurum. Ve arkadaş kalmak isterim yani, görüşürüm. O yüzden de toparlamam da hani ona göre olur diye düşünüyorum. Sen hocam, kaç zamanda toparlarsın? Bastı gitti. Ayrılmayacağım için... Oğlum ayrıldı lan. Önermeyi bozma. Ayrıldı. Kaç zamanda eski haline gelirsin? Yani ben tahminimce Aslı'dan daha kısa sürede toparlayıp normal hayatıma devam ederim ama benim için Aslı bitmiş olmaz aslında. Yani ayrılsak da ben toparlamış olmama rağmen sevmeye devam ederim. Çok uzun bir süre diye düşünüyorum. Sevmeye devam edersin. Evet. Dönmeye çalışır mısın? Çalışırım. İyi. Adamı sevsek mi dövsek mi kafam karışık. Kıskançlık sende vardı azıcık bir stalk. Değil mi? Evet. Başka birinin adı geçti mi hiç? Kim bu lavuk, kim bu kadın? Tabii oluyor. Öyle. Yani. Sevindi mi? Ya hadi şöyle... inşallah her gün geçiyordur yani. Şimdi tabii ki hani birbirimizin hesaplarına falan böyle baktığımız vesaire oluyor. Ben daha çok şey tarafındayım işin. Hani bir şey yapıyorsan da yani böyle çok hani el aleme göstererek yapma bunu gibi. Bana mesela Amerika'dan şey gelmişliği var, mesaj gelmişliği var. Öyle ben hani onun kim bu diye gitmişliğim var. Yoksa ben hani onları sormam normalde. Ne gelmiş mesaj Amerika'dan? Şöyle bir arkadaşımız var, Amerika'da yaşıyor. Ortak arkadaşımız. Stalkçu arkadaşımız. Stalkçu çok hani o böyle bakar. Seviyor. Boran bir kızın sürekli fotoğraflarını beğeniyormuş. Sürekli. Boran bu arada herkesin fotoğrafını sürekli beğenir seri yani. Seri like diye bir özellik aynen var. Aynen yani. Herkesin like'lar. Seri katil, seri like. Kız bana, uyuyorum orada tabii saat farkı vesaire, mesaj geldi bu kim falan. Bir tane profil, yani bayağı böyle hani şeylerin, bir gazeboda böyle tüllerin arasında bikiniyle dans eden bir Rus gereksiz kız. Gereksiz detay, fazla detay. Rus kız var yani hani. Ben anlayamadım önce, baktım Boran'ın like'ı var falan. Ondan sonra ya olabilir falan dedim. Bu arada Boran hani böyle bir Kıbrıs'a gidiyordu, geliyordu falan filan o dönem işte. En güzel neyse. Soru en sona kalmış ha. Aynen. Bu herife son darbeyi vurmaya hazır mıyız? Sonra dedim ki ha bu oradan hani kurpiyerlerden falan biri herhalde falan dedim böyle. Tamam neyse dedim. Ondan sonra böyle bir bakayım dedim. Baktım kızın her fotoğrafında Boran'ın like'ı var yani. Nedir hocam bu hepsini like'lama? Sonra gittim dedim ki bu kim? Boran dedi ki bu bizim Mehmet oteldeki kurpiyer. Dedim ki iyi de bana Amerika'dan mesaj gelecek, ne yaptın yani? 3 like diyorsan 2 like'lama adam yani hani. Niye benim arkadaşım evet, bana bu kız kim diyor? Çünkü ben biliyorum Boran'ın öyle bir kötü niyet bir şey. Yani ben öyle bildiğim için öyle bir şey hissediyorum ama... Tabii canım. Yani lütfen. Kötü niyet abi, bir insan kurpiyer like'layamayacaksa biz niye kumar oynamıyoruz ya? Ama diyorum ki bak lütfen milletin gözüne sokarak yapma yani bunu hani. Bana da oralar evet, yani beni rezil etme. Benim şeyim odur. Beni rezil etme. Kimse yani. Ben kendi açımdan problem görmediğim için takipleştiğim herkesi çok seri like'lıyorum. Yani açıyorum sıradan hepsini like'lıyorum. Her şeyi gördüğüm tamam. Her şeyi. Tamam. Aslı da seri like'lıyor bir tane adamı. Yine kurpiyer. Like'layabilir. Seri. Ben sorarım seri like'lıyorsa sorarım. Ama çünkü şey yani hiç kimseyi seri like'lamıyorsa bir kişi seri like'lıyorsa sebebini merak ederim. Ama benim sen gibi, herkesi seri like'lıyorsun. Ben herkesi seri like'lıyorum. Ne güzel yani, kamufle buldu şu an. Hayır çünkü bir de benim için o problem... Teşkil etmiyor ama dışarıdan böyle bir başka bir bakış açısı gelince ben de artık araya böyle boşluk atıyorum yani. İki tane like'la bir like'lama. Neye denk gelirsin? DM'de de yazıyorum. Üçüncü fotoğrafı like'layamadım. Özür dilerim. Hanımın bir tane arkadaşı var. Ona mesaj atıyor sonra. Bu hikayede Boran'a inandım diyenler o desin. Yok, bu hikayede şey... Aslı acık alık diyenler o desin. Ben demiyorum halk. Asla yargılayıcı bir tavırla değil. Yok ya. Puanlayalım. Çok tanıdığım için. Çağdaşlık. Çok da tanımadığım birkaç erkek var. İş için tatile gidebilirler mi hocam? Nereye? İş için. Maldivler.
Ha şey... Tanımadığım arkadaş, erkek arkadaşlar da var mesela. Seni tanımadın. Yani, benim soruyu kadın düzelttim soruyor. Yani, İlişki izni geldi o tam anlatamadı. Dur. Çünkü. Ben sorayım. Yani benim tanımadığım kişilerle tatile gitmesini tabii ki tercih etmem. İşte iş içinse ve yani iş için gidiliyorsa, çok gayet netse ona pek diyebileceğim bir şey yok. Yani onun işine de engel olmak istemem ama bundan da memnun olmam yani. Olabildiğince giderim de beni orada koyarım. Tease eder o yani onu bilir. Tease. Yani ararım evet yani. Neredesin ne yapıyorsun. Yani çok mesaj atar. İşte atıyorum ben hep olmuştur bu ben iş için bir yere gittiğimde mesela Arda hastalanır. Bana Arda'nın hasta fotoğraflarını atar vicdan yapayım diye. Ya mutlaka bir şey olur. İnle azıcık daha inle anana göndereceğiz inle. Anne aa dede gibi oldu ben aa. Aynen. Anacığım dön aa. Bu adam bakmıyor bana aa. Matematik diyor, bir şey diyor. Aa. Sen gidiyorsun, biz burada bu haldeyiz falan gibi böyle bir şey vicdan yaptırır ama bir şey demez yani. Çok şerefsiz hareket ya yani. Abi çok çok tehlikeli adamsın sen ya. Ya denk geliyor benim. Abi ne çocuğun hasta fotoğrafını gönder, bu kadar kötülük ben hiç görmedim hayatımda ya. Yavrum öldü taklidi yap. O kadar kursa gönderdik, düzgün oyna. O gidebilir mi? Çok da hakim olmadı. Her yere gidebilir. Herkesle her yere. Herkesle her yere gidebilir. Çağdaşlık. Kadın ayrı adam ayrı sıçarım valla. Aslı'nın çağdaşlığı 900'ü diyenler o desin. Bora'nın çağdaşlığı ne çağdaşlığı aman okuyayım diyenler. Abi utanmıyor musun bu soruyu sormaya diyenler. 2000'ü diyenler o desin. 2000'e bile o gelmedi. Var mı hasta bir Arda gelsin de kurtarsın seni buradan. Baba annemi de al. Sadakat. 800'leri diyenler o desin. Kimse bir bok yediğine inanmamış hocam. Yok ya zaten. Tabii. Yapamaz. Ben yani utangaç bir insanım. Evet evet abi sen yani. Bir de sana kimse katlanmaz kolay kolay yani. Beni kim ne yapsın hakikaten? Estağfurullah zor adamsın yani. Tanıyınca sevilecek adamlardansın. Evet zaman lazım benim için. Tabii. Ben çok sevdim ama. Çok netim yani bu konuda. Valla. Yani zaten seni seviyordum. İlişki testi sonrasında gör... Bölüm şöyle bitse ya. İlişki testi sonrasında görüşmek isteyeceğim adamlardan birisin. Hakikaten samimi söylüyorum. Teşekkür ederim. Neydi en son ne puanlıyorduk biz? Sadakat. 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 Sadaşlık. Eğlence düzeyi. Ne güzel onları hatırladı. Abi yeter artık sun şunu ya. Kendi aradaki eğlence düzeyi 900'e diyenler o desin. İyi. Güzel bölümlerden biri oldu. Her bölümün sonunda olduğu gibi öpüşün barışın. Alkışlarla! Hanımlar beyler bendeniz Mesut Süre. Değişik bir bölümü geride bıraktık. En az 5 kez sesli kahkaha atıp hala YouTube kanalımıza abone değilsen naif beddua severim. Dilim evlendin. Çocuğunuz var. Ya iş için ya. Bir günlük ayrı kaldın. Koca ya da karın hasta çocuğunun fotoğraflarını... Emniyete versin. Hanımlar beyler, Paribu'nun sunduğu ilişki testi sona eriyor. Bay bay, görüşürüz. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Yalnız bırakmadınız. Bay bay. Hiç izlemeden gelen var mı? Tavsiyeyle. Ver bakayım Gizem. Neden gelmiş? Kim önerdi sana? Arkadaşım dedi, tiyatro bileti aldım, gelir misin dedi. Ankara'da yaşıyorum. Sabah geldim. Yarın sabah döneceğim. Buraya gelirken ne olduğunu bilmiyorum. Hatta sizin işte adınızı yazıp Google'dan baktım. Ne izleyeceğim ben diye. Ne çıktı? Seks terapisti. Hani ilişki koçu mu, sunucu mu falan. Sunucu diye çıktı. Yani ne, vallahi ne çıkmış Google'da benden? İşte stand-upçı, sunucu diye çıktı. Sunucu? Evet. 40 yaşıma giriyorum. Haftaya sunucuyuz. Tamam. Bu kadar. Burada sevdin mi? Sevdim. Aynen. Sonraki bölümlere, yani önceki bölümlere de bakmayı düşünüyorum. 135 tane var. Yavaş yavaş. Bak bak tabii de yaş kaç? 25. Tamam işte 32 yaşına kadar bizi izleyeceğim belli ki. Tamam. Sen ne iş yapıyorsun? Medya ve iletişim uzmanıyım. Medya? Evet. Benden haberin yok. Valla yok. Hangimizin hatası onu da bilmiyorum şu an. Belli ki benim kariyerimin
gözden geçirmem lazım. Dilim geldi buraya kadar da tuttum şimdi. Kariyerime sıçayım diyemedim. Medya yani, medya iletişim. Evet. Hmm. İnşallah atarlar seni oradan, inşallah. Haberin gelir bize, kovuldu diye. İngilizce yazarlar, sek diye de anlayamazsın inşallah. O zaman izlemem kalan bölümleri de. Aman ne olur izle. Aspam, lütfen izle.